Ya, ilk başta peygamber kavramını, daha sonra da Nebi ve Resul kavramını ve biz bunları Muhammed Aleyhisselam'ın insanlık ve beşeri yönünü üzerinde, yani vahyin kendisi, vahye muhatap olan Muhammed Aleyhisselam, vahyin kendisine geldikten sonraki risalet görevini alan Muhammed Aleyhisselam ve daha sonra da bu Resul kavramının Kur'an'da farklı anlamlarda, hangi anlamlarda kullanıldığına dair Ali Aydın hocamızın kendi müstakil bir kitabı var. Kur'an'a göre Nebi ve Resul diye. İnşallah ondan istifade etmeye çalışacağız. İşte bu başlıklarla alacağız. Şimdi bu başlıkların da altında peygamber kelimesinin kullanımı, Muhammed Aleyhisselam kimdir, nübüvvet, makam ve mertebesi hangi anlama geliyor, sosyal hayattaki karşılığı nedir, Kur'an'da Resul'ün karşılığı nedir ve Resul kavramının Kur'an'daki kullanımları diye 4-5 başlık altında inşallah işleyeceğiz. Ama bugünkü zamanımız hangisine yeter, ne olur bilemiyorum. İnşallah Ali hocama ben sözü vererek Bismillah diyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ila Allah inna Allah basirun bil ibad. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam, tabii ki Nebi ve Resul kavramlarının hangi anlama geldiğini çözmek için ilk önce Muhammed Aleyhisselam'dan başlamak gerekir. Muhammed Aleyhisselam kimdir? Muhammed Aleyhisselam doğumundan kendisine vahiy gelinceye kadar Ebu Bekir, Ammar, Ali gibi bir Mekke vatandaşıdır. Sade bir insandır. Diğer insanlardan hiçbir farkı yoktur. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek şöyle dile getirilmektedir. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Ben de sizin gibi bir beşerim. يُوحَا اِلَيَّ Bana vahiy ediyor. اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدْ Sizin ilahınız tek bir ilahtır. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ Kim Rabbine mulaki olmaya inanıyorsa, o günün gelmesine inanıyorsa, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Salih amellerde bulunsun. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Rabbine karşı hiç kimseyi şirk koşmasın. Başka bir ayet, قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ Ben de sizin gibi bir beşerim. يُوحَى اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُ وَاحِدْ فَاسْتَقِيمُوا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ Demek ki hocam, kendisine vahiy gelinceye kadar Muhammed Aleyhisselam diğer insanlar gibi bir Mekke vatandaşıdır. Diğer insanlardan hiçbir farkı yoktur. Kendisine vahiy geldikten sonra hocam artık Muhammed Aleyhisselam nübüvvet kimliğine sahip oluyor. Nebi oluyor. Peki nübüvvet nedir hocam? Nübüvvet gece gündüz 24 saat her an bütün sosyal hayatında, içtimai hayatında, sosyal ilişkilerinde nübüvvet makam ve mertebesine sahiptir. Gece gündüz nübüvvet makam ve mertebesi ondan asla ayrılmaz. Bundan dolayı hocam, nübüvvet makam ve mertebesinde Allah'a karşı hatalar olmuştur. Nebi Allah'a karşı hata eder. Mesela Tevbe suresi 113. ayeti okuyorum. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِك۪ينَ وَلَوْ كَانُوا اُل۪ي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَح۪يمِ Hocam, Kur'an'da o kadar mükemmel bir sistem kurulmuş ki, Nebi hata yaptıktan sonra uyarılıyor, Resul hata yapmadan uyarılıyor. Bu ayette Yüce Allah şöyle buyurur. Nebiye ve iman edenlere, en yakın akrabaları dahi olsa müşrik oldukları kendilerine belli olduktan sonra müşriklere dua etmeleri yakışmaz. Yani burada hocam görüyoruz, ne görüyoruz? Nübüvvet makamında Nebi Aleyhisselam Allah'a karşı hata etmiştir. Ne yapmıştır? Müşriklere dua etmiştir hocam. Bu büyük bir hatadır. Bir nebinin müşriklere dua etmesi, istiğfarda bulunması asla olacak bir şey değildir. Nuh Aleyhisselam da aynı şeyi yapmıştır.
وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ Nuh Rabbine nida etti. فَقَالَ رَبِّ اَيْ Rabbim dedi. اِنَّ بْنِي مِنْ اَهْلِي Benim oğlum benim ehlimdendir. Halbuki وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْ تَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا نُوح اَيْ نُوح اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ O senin ehlinden değildir. اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ Onun ameli salih değildi. فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ Bilgin olmayan bir şeyi benden isteme. İnni a'izuke en tekune minel cahilin. Cahillerden olmamanı sana nasihat ediyorum. Dolayısıyla hocam, yani şimdi bu Nebi ve Resul'ün arasındaki farkları bulduğumuzda hocam, yani Şia ve Ehl-i Sünnet'in sünnetle alakalı, rivayetlerle alakalı, uydurmalarla alakalı, yani Kur'an'a karşı ileri sürebilecekleri bir argümanları asla kalmayacaktır. Mesela Nebi'nin başka bir ayet hocam. Hata ettiğine de başka bir ayet. Ya eyyühen nebiyyü. Ey nebi. Hocam dikkat edilirse hata olan yerlerde içtimai hayatta, sosyal hayatta, özel hayatta, yani bölgesel, yerel hayatta her zaman nebi kelimesi kullanılır. Bu arada önemli bir şey daha söyleyeyim hocam. Kur'an'a baktığımızda Mekke'de nebi kelimesi kullanılmaz. Çünkü Mekke evrensel bir hayattır. Şirk ve tevhidin mücadelesi vardır. Dolayısıyla Mekke'de inen sürelerin hiçbir tanesinde bir kelimesi kullanılmaz. Ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, lime tuharrimu ma ahallallahu lek? Allah'ın sana helal kıldığını kendine niye haram kılıyorsun? Dolayısıyla hocam, nübüvvet makamında Allah'a karşı hata yapılır, nebi Allah'a karşı hata eder, fakat Resul'e geldiğimiz zaman hocam, Resul kimdir? Bir daha hocam tekrar ediyorum. Muhammed Aleyhisselam hocam doğumundan kendisine vahiy gelinceye kadar bir Mekke vatandaşıdır. Nebi kendisine vahiy geldikten sonra vefat edinceye kadar, hatta ahirette bile hocam, Nebi ahirette bile nübüvvet makamını korumaktadır. Mesela ayet diyor ki وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولِ Kim Allah ve Resul'e itaat ederse فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ Allah'ın nimetlendirdiği şöyle kişilerle beraber olacak. Minen nebiyyine ve sıddikine ve şühedai ve salihin. Ahirette kim Allah ve Resul'e itaat ederse hocam dikkat edin hocam nasıl bir sistem kurulmuş. Ve men yuti'i Allahe ve Resul. Kim Allah ve Resul'e itaat ederse ve ulaike me'allezine en'amallahu aleyhim. Allah'ın nimetlendirdiği şunlarla beraber olacak ahirette. Minen nebiyyine ve sıddikine sıddıklarla ve şühede şahitlerle ve salihin salihlerle beraber olacak ve hasune ulaike refika bunlar ne güzel arkadaştır. Demek ki hocam nebi kendisine vahiy geldikten sonra vefat edince kadar hatta ahirette bile nübüvvet makam ve mertebesine sahiptir. Dolayısıyla nebi özel hayatı temsil ettiğinden dolayı nebi Allah'a karşı hata eder. Bu nebidir. Hatta hocam o zaman Resul bağlamında anlatayım. Peki Resul kimdir hocam? Resul kimdir? Hocam Resul Allah tarafından kendisine vahiy indirildikten sonra kendisine indirilen vahiy insanlara ulaştırdığı andaki konumudur. Resul budur. Allah tarafından indirilen vahyin insanlara ulaştırılmasına Kur'an Resul diyor, Risalet diyor. Bu da Risalettir hocam. Bir miyiz Ali hocam? Yani şöyle bir hani daha muhakkak ki çok güzel açıkladınız. Allah ile seçtiği kulun arasındaki yani insanlara Risalet'e binaen seçtiği kulun kendisiyle onun arasındaki kısmı Nebi. Yani vahyin kaynağına dair bir şey söyleyeceği zaman Rabbimiz Nebi kavramını kullanıyor. İnsanlığa dair mesajın iletilmesine dair bir yönü olduğunda ayette Resul kavramı kullanılıyor. Evet yani hocam. Sizin dediğiniz nebilerin hata etmesi günlük hayatta kendilerine ait, risalete ait değil, kendi yaşamlarına dair yaptıkları hatalardır. Risalete dair kesinlikle bir hataları söz konusu değil. Doğru mu anladın? Asla olamaz hocam. Asla olamaz. Yani Resul'ün görevi Allah tarafından kendisine indirilen vahyi tebliğ etmek olduğundan dolayı Resul'ün vahye ihaneti mümkün değildir. Bu mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de bununla alakalı çok ayet var. Onun için
Resulün vahye karşı ihaneti mümkün olmadığından dolayı hocam, Resule itaat Allah'a itaat olarak kabul edilmiştir. Ayet hocam. Men yuti'ir rasul fakat ata Allah. Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Hocam, Kur'an'ın sisteminde, Kur'an o kadar mükemmel bir sistemi var ki kavramlar sisteminde Nebi bağlamında asla itaat kelimesi kullanılmaz. Ne Muhammed'e itaat vardır ne de Nebi'ye itaat vardır. İtaat sadece Resul'edir. Kur'an'da onlarca, yüzlerce itaat kavramı vardır. Hepsi Resul bağlamında kullanılmıştır. Evet hocam. Özür dilerim. Bu bahsettiğiniz ayet de çok istismar edilen bir ayet biliyorsunuz. Hani gelenekçiler tarafından. Hani Allah Resulü'nün İstismar edilen bütün ayetleri anlatacağım hocam. İstismar edilen bütün ayetleri not almışım hocam. Hepsinin o argümanları Kur'an'ın sistemi sayesinde, Nebi ve Resul sistemi sayesinde kesinlikle argümanları suya düşecektir, yok olacaktır. Çünkü onlar Nebi ile Resul'ün arasındaki bulunan farkları bilmiyor hocam. Teker teker onların dayandıkları ayetleri hocam dile getireceğiz. Şimdi men yuti'ir rasul fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Dolayısıyla hocam Resul nedir? Hocam Resul vahye eşit bir konuma sahiptir. Yani bu rivayetçilerin bizi peygamber, yani parantez içinde söylüyorum, bizi peygamber düşmanı ilan etmelerinde asla samimi değillerdir. Kesinlikle yalan söylüyorlardır. Kur'an'ı bilen, Nebi ve Resul sistemini, aralarındaki farkları bilenler Resul'ün nasıl bir konuma, nasıl değerli ve şerefli bir konuma sahip olduğunu kesinlikle bilirler. Hocam, Resul Kur'an'a eşit bir konuma sahiptir. Şimdi Resul'e itaat ile Resul'e itaatın nasıl bir sapıklık olduğunu, Nebinin sözünü dinlemenin de günah bile olmadığını gösteren iki tane ayet göstermek istiyorum. Ahzab suresi 36 ile 37. ayetini lütfen açar mısınız hocam? Size zahmet. Ahzab 36-37 hocam. Hemen açayım. Bu arada Resul'e itaatin o cümleyi bir daha tekrarlar mısın Ali hocam? Resul'e itaatin bir sapıklık olduğunu mu söylediniz onu? Tabii hocam Resul'e isyanın bir sapıklık. Ha isyanın. Tamam, şimdi anlaşıldı. Çünkü orada sanki itaat diye anladım ben. O da bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet verir. Ahzab suresi 36. ayette. Evet hocam. Ayeti okuyorum hocam. Mü'mineti diye devam ediyor. Hocam, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Hiçbir mümin erkek ve mümin kadına Allah ve Resulü bir konuda karar verdikleri zaman, bir konuyu hükme bağladıkları zaman mümin erkek ve mümin kadınların başka bir şey tercih etmeleri mümkün değildir. Böyle bir şey olamaz. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Hocam dikkat! Kim Allah ve Resulüne isyan ederse فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينَ. Apaçık bir şekilde sapıtmıştır. Hocam bak, burada ne kadar enteresan. Resul'e isyan, sapıklık ve cehennem. Hocam şimdi 37. ayeti okuyorum. Burada da diyor ki hocam. Görüntünüz gitti ekrandan ama. Siyah bir ekran var şu anda. Ha, şimdi geldi gitti tekrar. Tamam hocam, şimdi gidelim. Tamam. Şimdi 37. ayeti okuyorum hocam. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهِ. Zeyd, Nebi Aleyhisselam'a gelip bir şey istişare ediyor. Özel olarak onun görüşünü, fikrini almak istiyor. Diyor ki, ben diyor ailemi boşayacağım. Ne dersin? Bu konuda senin görüşün nedir? Nebi Aleyhisselam da diyor ki, اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهِ. Hanımını yanında tut, Allah'tan kork diyor. Buna rağmen ilerideki bölümde ayette gördüğümüz gibi Zeyd hanımını boşuyor ve Nebi'yi dinlemiyor hocam. Bak, Nebi'yi dinlememek bir günah bile değil. Ama Resul'e karşı gelmek neydi hocam? Resul'e karşı gelmek, Resul'e isyan,
Delalet Devletin sapıklıkta. şimdi Evet, hocam delalet Şia ve Ehl-i Sünnet'in rivayetlere, sünnete dinde delil olduklarına, hüküm olduklarına, delil olarak gösterdikleri ayete bir gelelim. Hocam size zahmet Ali İmran suresi 31. ayeti açar mısınız? sapıklıkta. Hemen öyle. Ali İmran 31. Evet. Bu Şimdi kontum hocam. cehbun Allah'a Evet hocam. diye devam ediyor. Hocam kul in Evet. kuntum tuhibbunallaha kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni. Şimdi Evet. onlar Nebi ve Resul arasındaki farkları bilmediklerinden dolayı hocam itaat, ittiba kavramlarını sünnete dolayısıyla rivayetlere götürüyorlar ve bizi ümmi insanları bu şekilde aldatmaya çalışıyorlar. Yani Kur'an'dan çevirmeye çalışıyorlar. Kul in kuntum tuhibbunallaha de ki eğer Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni bana tabi olun. Yuhibbukumullah o zaman Allah sizi sevecek ve yagfir lekum zunubekum sizin günahlarınızı bağışlayacak. Vallahu gafurur rahim. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Şimdi hocam ittiba kavramına baktığımız zaman ittiba kavramı Kur'an'da bir ayet, savaştaki bir ayet hariç ittiba kavramlarının hepsi Resul bağlamında kullanılır. Mesela ya kavmi ittebi'ul murselin ey kavmim elçilere tabi olun. Rabbena amenne bime enzelte vettebe'ner rasul. Resul'e tabi olduk. Hocam esasında Resul'e tabi olmak neyi simgeliyor? Yani Resul'e tabi olmanın anlamı nedir? Vahye tabi olmaktır. Yani o da Peki hocam ayet vahidir. delil hocam ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden indirilene tabi olun. Ve la tettebi'u min dunihi evliya. Onun yanında ötesinde berisinde başka evliyanın peşinde gitmeyin. Başka bir ayet ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mübârekun. Bu indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Fettebi'uhu ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübule. Başka yolların peşinde, başka evliyanın peşinde gitmeyin. Başka yollara gitmeyin. Hocam bununla alakalı ayet çoktur. Şimdi biz ittiba kavramının Resul ve vahiy bağlamında olduğunu anladığımızda bunların argümanları ileri sürdükleri delillerden bir tanesi hocam yok oluyor çürüyor. Bu bir hocam. İkincisi hocam size zahmet Nisa 65. ayeti açabilir misiniz? Hemen hocam. Sağ 65. Evet, açtık. Hocam bu ayet çok önemli. Evet. Fela ve Rabbike la yu'minune hatta diye devam ediyor. Buyurun Hocam hocam. Yüce Allah buyurur ki Fela ve Rabbike la yu'minune hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum. Allah'a and olsun ki aralarındaki dini anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe, seni hakem kabul etmedikçe thumme la yecidu fî enfusihim haracen sonra gönüllerinde hiçbir şüphe, şek olmadan senin hakemliğini kabul etmedikleri sürece, benimsemedikleri sürece onlar gerçek anlamda mümin olamazlar. Ha, hocam, şimdi biz Nebi ve Resul arasındaki farkları bildiğimizde hakemin kim olduğunu hemen anlayacağız. Asla hocam Muhammed asla hakem olamaz. Nebi asla hakem olamaz. Buradaki hakem Resul'dür. Neden? Çünkü Resul vahye eşit bir konuma sahiptir. Allah tarafından indirilen vahyi insanlara ulaştırdığı için hakem aslında hakem vahidir. Tabii Muhammed Aleyhisselam'ın kendi şahsiyeti değil, onun getirdiği mesaj. Zamlamıyorum. Görüntünüz yine gitti Ali Hocam. Heh. Evet hocam. Yani Evet. Resul'ün getirdiği mesajdır. Hocam bununla alakalı hem Allah'ın hakem olduğu hem de vahyin hakem olduğu ile alakalı ayet. Mesela hocam En'am suresinde der ki 114 ayet 115'te En'am suresi Efe gayrallahi ebtagî hakemen ve huvellezî nezzele ileykumul kitaben fassale. Yani Nisa 65. ayetin bağlam ve bütünlüğü nasıl mükemmel bir şekilde ortaya çıkıyor. Esasında hakem olan Muhammed ve Nebi değil, hakem olan Resul'dür. Hakem olan Allah tarafından indirilen vahidir, dolayısıyla Allah'tır. Efe gayrallahi ebtagî hakemen, ben Allah'tan başka hakem mi arayacağım? Ve huvellezî o öyle bir Allah'tır ki nezzele ileykumul kitabe mufassale kitabı apaçık detaylandırılmış olduğu halde size indirdiği halde ondan başka Allah'tan başka vahiden başka hakem olur mu?
Başka bir Tabii ayet ki. hocam, şu 10. ayeti okuyorum. Ve mehteleftum fihi min şeyin, dini konularda ihtilaf ettiğiniz herhangi bir şeyde onun çözümü Allah'a mahsustur. Fe hukmuhu ilallah. Onun hükmü, onun hükmünü vermek Allah'a aittir. Yani onun hükmü Kur'an'da bulacaksınız onu. Kur'an'da hocam Allah lafzını, lafzatullah'ı Kur'an temsil eder. Yani nerede Allah varsa o Kur'an anlamına gelmektedir. Evet hocam, buyurun. Sizin dediğinizi destekler bir şey, hani eğer ki hakemlik Allah Resulü'nün kendi şahsiyetiyle ilgili olsaydı, şimdi biz kendisinden 1450 yıl sonraki kendi ümmeti olan müminler onun hakemliğini nasıl ortaya koyacaktık? Evet, Ama çok tabii mükemmel bu hocam. şeyciler, gelenekçiler bunu hadisleri araya sıkıştırarak, hatta biliyorsunuz bir tane cübbelinin kravatlı giyinen veya gömlek giyinen bir tane şahsiyet var. O bu ayeti delil göstererek Muhammed Aleyhisselam'ın da hadislere bağlayarak siz hadisleri hakem olarak kabul etmedikçe iman etmiş Aynen. olmazsınız diyerek bu ayeti içeriğini ters düz ediyor. Tamamen Hocam. bağlamından koparıyor. Allah'ın söylemediği, Allah Resulü'nün de kendisine dahi yakıştırmayacağı bir şeyi onlar sırf kendi inançlarını destekleme amaçlı, o kapıyı aralama amaçlı ve kendilerine delil gösterme amaçlı bu kavramları değiştirerek kendilerine göre yorumlayabiliyorlar. Allah'a büyük bir iftirada bulunuyorlar. Kur'an'da Kesinlikle. femen azlamu mimmen iftara alallahi kezibe, yalan yere Allah'a iftira edenden daha zalim kim vardır? Ve men azlamu mimmen iftara alallahi kezibe, Kur'an'da kaç yerde geçer? Dolayısıyla Evet. hocam bunda Kur'an çok nettir. Kendi sistemi vardır. Bağlam ve bütünlüğü vardır. Kavramlar çok açık bir şekilde ortadadır. Dolayısıyla onlar Allah adına yalan söylüyorlar. İnsanları aldatıyorlar. Bunda ayetler var. Ya eyyühellezine aminu. Ey iman edenler. İnne kesiren minel ahbari ve ruhbani. Hahamların birçoğu, rahiplerin birçoğu. Le ye'kulune emvelen nasi bil batili. Batıl yollardan insanların mallarını yerler ve yasudduna an sebilillah, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırırlar. İşte hocam bunlar Allah'ın yolunda insanları uzaklaştırırlar. Hocam onların rivayetlere, uydurma rivayetlere, sünnete delil olarak gösterdikleri ayetlerden bir tanesi hocam Ahzab suresi 21. ayeti açabilir miyiz? Tabii hemen. Bu arada onu hani bu yine bu mahiyette hadisleri kılıf olarak kullananlara Rabbimiz Bakara suresinde İsrail oğulları üzerine, onların hahamları üzerinden sakın hakka batıl elbisesi giydirip pazarlamayın anlamında bir şeyi var, ayeti var. Yani Ve la kendi telbisul hakka bil batili ve tektum. Evet. batıl inançlarına hadis kılıfı giydiriyor. Çünkü orada elbise kavramı geçiyor. Biliyorsunuz elbise yani insanın çirkin yerlerini örtüp onu güzelleştiren Evet. bir şeydir, bir giysidir. Onlar da bunu pazarlarken hadis kavramı, hadisler üzerinden Allah Resulü'nün sözleri diye pazarlamaya çalışıyorlar. Maalesef bu da çok bozuk bir inanca sebebiyet veriyor. Bunu bilerek veya bilmeyerek yapanlar zaten karşılığını bulacaktır. Ahzab suresinin kaçıncı demiştiniz Hocam Ali Hocam? 21. ayet. 21'i açayım. Evet. Hocam inşallah bu ayetleri şey yaptıktan sonra, bunlar yani rivayetlere, hadislere delil olarak gösterdikleri bu ayetleri ele aldıktan sonra Allah vahiy ve Resul bağlamında kullanılan kavramlar var hocam, çok önemli. Şimdiye kadar aşağı yukarı 20-27 tane kavram buldum. Bunlar Nebi bağlamında kullanılmayan, sadece Allah ve Resul bağlamında kullanılan kavramları da bir değinebilirsek güzel olacak. Hocam İnşallah. ayet şu. Şimdi bunlar şu ayeti şöyle değerlendiriyorlar. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasenetun. Andolsun ki Umarım Allah'ın kendine. Resulü'nde sizin için güzel örnekler vardır. Limen kâne yercullâhe vel yevmel âhire ve zekerallâhe kesîra. Tabii ki Allah Resulü'nde örnekler vardır dedikten sonra ayette Resul geçtiği halde. Bu ayette Resul geçmenin hikmeti nedir hocam? Onu anlatayım. İlk önce onların fikirlerini söyleyeyim. Onlar diyorlar ki, onlar bu ayetten rivayetleri Usve-i Hasene olarak kabul ediyorlar. Allah Resulü'nden 200-250 sene sonra rivayet edilen uydurumlar, rivayetleri Allah Resulü'nü temsil ettiğini, dolayısıyla örneklik teşkil ettiklerini söylüyorlar. Şimdi buradaki ayette kastedilen nedir? Neden Resul kavramı kullanmış? Neden Muhammed ve Nebi değil? Hocam çok enteresan. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ
Hocam burada Resul kelimesinin kullanmasının sebebi şudur. Ey müminler. Şimdi çünkü örneklik hocam kıyamet gününe kadar sürecek olan bir şeydir. Örneklik evrenseldir hocam, evrenseldir. Eğer nebi kavramı kullansaydı bu yöresel olabilirdi ama Resul kavramı kullanıldığı için evrensel bir kavramdır. Hocam şu demektir. Ey müminler, ey müminler. Allah Resulü'nün Kur'an'da anlatılan inancı, ahlakı, edebi, hareketleri sizin için en güzel örnektir. Bu yüzden Allah Resul kavramını kullanmış. Nebi Muhammed Aleyhisselam beşer özelliğiyle vefat ettikten sonra onun yerine Kur'an örneklik olması açısından Resul kelimesi kullanılmış. Muhammed Aleyhisselam'ın yani Kur'an'ın vahyin yanında hocam insanlık tarihine, dünya tarihine baktığımız zaman bir an bile değildir. Bir saatlik bir şeydir. Ama Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an kıyamet gününe kadar örneklik teşkil edecektir. Bu yüzden Allah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Hocam bu ayetin bu şekilde olması gerektiğini en güzel açıklayan hocam Mümtehine 4. ayeti açabilir miyiz hocam? Tabii. Orada bu ayete bu ayetin hangi anlama geldiğini çok güzel ortaya koyuyor. Mümtehine 4. ayet. Evet, açtık. Kâne lekum usvetun hasenetun fi İbrahim ve lezîne ma'hum diye devam ediyor. Evet hocam, şimdi çok ilginç. Allah Resulü'nün arkadaşları, bu Mümtehine suresinin 1. ayetinden Allah Resulü'nün arkadaşları yani eshabın Allah düşmanlarının dost edindiklerini söz ettikten sonra onları kınadıktan sonra bazı Allah Resulü'nün arkadaşlarının bu hareketlerini kınadıktan sonra onlara der ki sahabilere Allah Resulü'nün arkadaşlarına der ki ve dolayısıyla onların şahsında bütün insanlara, bütün müminlere şöyle bir örnek getirir, şöyle bir örnek gösterir. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ. Andolsun ki İbrahim'de ve insanlık tarihinde onunla beraber olanlarda onun inancını taşıyanlarda sizin için en güzel bir örnek vardır. Hocam, şimdi biz İbrahim Aleyhisselam'ı örnek edineceğiz. İbrahim Aleyhisselam'ı örnek edinebilmek için hocam, biz hangi kitaba müracaat etmemiz gerekiyor? Kur'an dışında başka bir kaynağımız yok. Ne kadar mükemmel. Hocam, sisteme bak. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ. Kur'an'da anlatılan Allah'ın Resulü'nün hayatı, inancı, ahlakı sizin için bir örnektir. İbrahim ve onunla beraber insanlık tarihinde İnsanlık tarihinde İbrahim'i inanca sahip olanlar sizin için en güzel örnektir. Bunlar da Kur'an'da kimdir? Kur'an'da Nuh Aleyhisselam'dır, Musa Aleyhisselam'dır, İsa Aleyhisselam'dır. Bütün Nebi ve Resulü'ler. Zaten her peygamberin kendi hayatımıza bir yönü muhakkak ki vardır. Muhakkak hocam, başımıza gelmiştir. Hocam şöyle bir enteresan bir şey söyleyeyim hocam. Şia ve Ehl-i Sünnet alimlerin hocam. Şia ve Ehl-i Sünnet alimlerinin en büyük hataları, en büyük günahları hocam ne olmuştur? Allah'ın Resulünü Kur'an'dan ayırmaları olmuştur. Hocam Kur'an, vahiy Allah'ın elçilerini koruma altına almıştır. Bir insan Allah'ın elçilerine Kur'an'dan gittiği zaman onların aleyhinde asla bir şey söyleyemez. Onların aleyhinde bir kelime kullanamaz. Neden? Çünkü Allah onların şahsiyetlerini, onurlarını, inançlarını, ahlaklarını koruma altına almış. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Yani insanlık tarihinde, son vahyin tarihinde diyelim, Allah Resulüne en büyük hakareti kimler yapmış? Kur'an'ı savunanlar, Kur'an'ın yolunda gidenler, Kur'an'a itaat edenler, Allah'a ve Resul'e itaat edenler mi? Kur'an'dan başka kaynak kabul edenler mi? Rivayetlerin peşinde gidenler, mezheplerin peşinde gidenler Kur'an'ı bir kenara atıp Kur'an'ı diskalifiye edip uydurma dinin peşinde gidenler mi Allah Resulüne hakaret ediyor yoksa Allah ve Resulüne itaat edenler Kur'an'dan başka kaynak kabul etmeyenler mi? Hocam evet. Bu mümkün mü? Vallahi Kur'an'a gidenler, Kur'an'a dayananlar, Kur'an'ı tek kaynak olarak kabul edenler sadece Allah Resulü değil. Onlar Nuh'u da bilirler, İbrahim'i de bilirler, Musa'yı da bilirler. Bütün elçilere aynı şekilde iman ederler. Asla aralarında fark gözetmezler. La nuferriku beyne ahadin min rusuli. Evet. Dolayısıyla eğer Kur'an tek kaynak kabul edilmiyorsa, Kur'an'a gidilmiyorsa, din ve hüküm olarak Kur'an'dan başka kaynak varsa öteki elçiler de diskalifiye edilecekler. Onun için hocam Kur'an elçilerin hayatlarını, inançlarını, ahlaklarını, edeplerini koruma altına almış ki dışarıdan, hariçten serbest hedef haline gelmesinler. Ama siz
Allah Resulünü, elçileri ve Allah Resulünü Kur'an'dan ayırırsanız ne olur hocam? O zaman hocam şu olur. O zaman Allah Resulü bir vuruşta kertenkeleyi öldürene 100 sevap dağıtan, cennet dağıtan bir nebi, bir resul olur. Sağ elle yemek yemeyen bir çocuğa beddua eden bir nebi olur hocam. Maalesef. Maalesef. Böyle Maalesef. böyle bir şey Hocam. olabilir mi hocam? Evet Yani hocam. alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber bir çocuğa beddua edecek. Dinle hiç ilişkisi olmadığı halde Allah'ın yarattığı bir varlığı öldürüp ondan sevap kazandığını söyleyecek. Şimdi biz geçen hafta Kemal abiyle Ebu Hureyre'yi konuştuk. 2 hafta onun rivayet ettiği hadisleri dile getirdik. Bir erkek diyor orada bir namaz kıldığında, bir erkek bir namaz kıldığında biri onun önünden geçerse, yani bir kadın onun önünden geçerse namazı bozulur. Yani bir de kadını hem eşek hem de bir hayvan daha vardı. Yani ikisinin arasında sayar. Yani bir Evet. kadın da geçse bir erkek namaz kılanın önünden onun şeyini bozar, namazını bozar. Bir hayvan da geçerse bozar. Yani bu hadis rivayetinin insanları, Müslümanları getirdiği noktayı maalesef insanlar araştırmıyor, dile getirmiyor. İlla ki Allah Resulü'nün bizim günümüze kadar gelen Kur'an merkezli hadisleri vardır. Onlar zaten Kur'an'a arz edildiğinde veya duyduğunuzda aykırı olarak zaten durmaz. Kur'an onları tasdik eder. Ama işte bugün Kur'an sünnet ve hadis diye din üçe bölünmüş. Hatta işte şunu der hale geldiler. Hadisin Kur'an'a ihtiyacından çok Kur'an'ın hadise ihtiyacı olduğunu dile getirdiler. Bunu da dediğiniz gibi bu kavramları ters düz ettikten sonra ancak bunları söyleyebilirler. Yani Nebi ve Resul kavramının üstüne çatı bir kavram olarak peygamberi koyduktan sonra ancak bunları böyle dile getirip dinmiş gibi pazarlayabiliyorlar. Yani bu Sadullah peygamber hocam. kavramı da aslında çok önemli bir kavram. Yani nasıl girdi dinimize, neden bu şekilde kabul edildi? Türkçe karşılığı yalvaç olduğu halde peygamber olarak kabul edildi ve asla onun dışında bir şey kullanılamaz hale geldi. Halbuki Allah Resulü demek çok kolay. Yani peygamber demektense Muhammed Aleyhisselam, Allah Resulü, Resulullah demek çok çok daha iyi bir kavram. Bilinçli Müslümanların artık sizin de dediğiniz gibi kesinlikle peygamber kelimesini kullanmaması gerekiyor. Şia belki bunu bilerek veya de bilerek de yapmış olabilir. Tabii yani Hocam Şia'nın bu Kur'an'ın hiçbir yerinde neden itaat kavramı Nebi ve Muhammed bağlamında kullanılmaz? Asla kullanılmaz. Hep çünkü Resul'dür. risalet merkezlidir. Hocam şunu da söyleyeyim bu arada, siz dile getirdiğinizden dolayı bir cevap vermek ihtiyacı hissediyorum. Hocam Kur'an'ın bağlamına gittiğimiz zaman, bağlam mebutunla gittiğimiz zaman kesinlikle şu sonuç ortaya çıkar. Bu delilleriyle birlikte ortaya konur. Din ve hüküm olarak hocam Kur'an'dan başka hiçbir kaynak yoktur. Rivayetlerin hepsi Allah Resulüne iftiradır. Allah Resulüne iftiradır. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Mesela Maide suresi 3. ayette der ki Yüce Allah: El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razitu lekum l-İslam dine. Bugün. Yani Allah Resulü hayattayken din Allah tarafından tamamlanıyor hocam. O el yevm kelimesi hocam çok önemli. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün dininizi mükemmel bir şekilde ortaya koydum, tamamladım. Ve etmemtu aleykum nimeti, tevhid nimetimi üzerinize tamamladım. Hocam bu bir. İkincisi yani din ve hüküm olarak Kur'an yeterli bir kaynaktır. Kesinlikle. Mesela diyorum, tilke ayetullahi netluha aleyke bil hak. Bunlar sana okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Fe bi ayyi hadisin ba'dallahi ve ayati yu'minun. Allah'ın sözünden, onun ayetlerinden başka hangi söze iman edecekler? Ve yekuluna levle unzile aleyhi ayatun min rabbi. Ona Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi? Kul innemel ayatu indallahi ve innema ana nezir mubin. Ayetler, mucizeler Allah'ın katındadır. Ben apaçık bir uyarıcıyım. Evelem yekfihim enne enzelnâ aleyke'l kitâbe yutlâ aleyhim. Biz sana indirdiğimiz ve onlara okuduğun Kur'an onlara yetmiyor mu? Evet. Hocam yüzlerce ayete baktığımız zaman Kur'an kendisinden başka hiçbir kitabı referans olarak vermez. Böyle hocam, ben iddia ediyorum.
Ben iddia, bizi rivayetlere, sünnet dedikleri uydurmalara, rivayetlere götürebilecek Kur'an'dan tek bir eser yoktur. Tek bir ayet olamaz hocam. Şunu şöyle ben dile getireyim. Benim burada yani biliyorsunuz hadis demek söz demek. Hani Evet. neyse onun Türkçesini de kullanmıyor kimse. Hadis söz demek ki Rabbimiz Kur'an içinde hadis diye bundan sonra hangi hadise inanacaklar diye vahyin kendisini niteler. Benim Allah Resulü'nün Kur'an'a binaen dile getirdiği sözleri dine bir katkı yapmak değil. Mesela aklıma şimdi gelen hani cennet konusu açıldığında Allah Resulü demiştir ki hiçbir gözün hiçbir kulağın işitmediği güzellikler vardır. Buna benzer hadisler yani sözler söylemiştir. Yoksa dinin eksik kalması ve hadisle tamamlanması kesinlikle söz konusu değildir. Ki şöyle bir şey Allah Resulü'nün Mekke ve Medine dönemindeki bütün 23 yıllık hayatında cuma hutbelerinde kendine ait hiçbir söz yoktur. Şimdi Hazreti Ali'ye ait biliyorsun Nakşibendi var. Onları cuma hutbelerinden alıp derlendiği söylenir. Ama Allah Resulüne ait kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü neden? Bütün hutbelerinde Kur'an'ı anlattı. Kur'an dışında hiçbir şeyi anlatmadı. Yani benim Evet hocam. o hadis dediğim şey bu şekilde algılanması, değerlendirilmesi lazım. Yanlış Esasında bir hocam. Hocam aslında anlaşılmaya sebebiyet vermeyeyim. sabırlar hocam. Bu rivayetler bir kültür, bir gelenek, bir atasözü olarak gelmiş olsalardı onlardan istifade etmenin bir zararı olmazdı. Ama rivayetler hocam biz istesek de istemesek de kabul etsek de etmesek de din olarak gelmiştir ve kıyamet gününe kadar din kalmaya devam edeceklerdir. Bizim yani bunları yumuşatmamız, bunları yani meşru bir daire sokmamızın hiçbir anlamı yoktur. Din ve hüküm olarak din ve hüküm olarak da güzel ahlak olarak da öğüt olarak da rivayetlerin dinde bir ihtiyacı karşılamadığını kesinlikle inanıyorum. Kur'an'ın hem din hem hüküm hem güzel ahlak hem de öğüt olarak yeterli bir kaynak olduğuna inanıyorum. Hocam şimdi Allah vahiy ve Resul bağlamında kullanılan kavramlara gelelim hocam. Bunlar Nebi bağlamında kullanılmayan kavramlardır. Bir hocam, itaat kavramı hocam. İtaat kavramı asla Muhammed ve Nebi bağlamında kullanılmaz. Kur'an'daki bütün itaat kavramları Allah ve Resul bağlamında kullanılır. Hocam bu çok önemlidir. Çünkü bizim önümüze çıktı yani bu sünneti rivayetleri savunanlar, mezhepçiler hemen kitaplarını okuduğunuz zaman hocam ben Ehli Sünnet ve Şia'nın birçok kaynağını okudum. Rivayetlere, sünnete delil olarak en çok getirdiği ayetler Ati'ullah ve Resulehu ayetlerdir. Ati'ullah ve Resulehu ve yuti'ullah ve Resul hemen oradaki Resul'e itaatten maksadın hadisler olduğunu iddia ederler. Burada Resul kesinlikle vahyi temsil eden bunlar. Çünkü Allah ve Resul vahiy bağlamında kullanılan kavramlar Nebi bağlamında kullanılmıyor. Neden Kur'an'da Nebi ve Muhammed bağlamında bir tane itaat kavramı kullanılmamıştır? Hepsi hocam hatta Kur'an'da nerede Allah'a itaat varsa mutlaka Resul vardır. Yani tek başına Allah'a itaat yoktur Kur'an'da. Ve ati'ullah'a yoktur. Mutlaka yanında Resul vardır. Ve ati'ullah'a ve Söz Resul. Evet. Men yuti'ullah'a ve Resul vardır. Fakat çok ilginç. Kur'an'da bazı yerlerde Allah olmadan da Resul kavramına, Resul'e itaat emredilmiştir. Mesela ve akimus salate ve atu zekate ve ati'ur Resul. Resul'e itaat edin. Çünkü hayatta olduğu sürece beşer Resul'e itaat edilecek. Canlı Kur'an odur. Vahiy o temsil ediyor. Kendisi vefat ettikten sonra onu sadece Kur'an temsil ediyor. Artık Resul olan vahye itaat olacak. Hocam bu bir. İkincisi itaat kavramı hocam çok önemli. İtaat kavramı sadece Resul bağlamında kullanılır. Evet. Hocam ittiba kavramını da söylemiştik. İttiba kavramı Kur'an'da bir ayet hariç Enfal suresine geçen bir ayet hariç bütün ittiba kavramları Resul bağlamında kullanılır. Ittibadan maksadın da Kur'an olduğu birçok ayette dile getirilmektedir. Evet. İstismar Hocam edilen Ali Hocam bilirsiniz en önemli ayetlerden bir tanesi Haşr suresinin 7. ayetinin son pasajı bağlamından kopartılarak evet. alın Resulü size ne verdiyse onu alın sizden de neyi menettiyse ondan sakının diye çevrilen ama ayetin kendi içerisinde ta başından beri okunduğu zaman savaş ganimetleriyle olduğu ortadayken işte
O da farklı bir şekilde değerlendirilip karşı taraf kendisine bir Resul'e itaatin olabileceğini, işte Resul'ün de kendine göre bir kaynağı olduğunu, kendinden bir kaynağı olduğunu delil olarak gösterdikleri ayetlerden bir tanesidir. Haşr Hocam suresi 7. ayet bilirsiniz orada da bir hata muhakkak. var hocam. Orada da bir hata var hocam. O Var ayet hocam, kesinlikle çünkü ayet. o ayet hocam Resul kavramı geçtiği için hocam evrenseldir. Ganimetlerle alakalı değil. Bu evrenseldir. Kıyamet gününe kadar geçerlidir. Diyeceksin ki nasıl geçerlidir? Hocam şöyle geçerlidir. Neden Mesaj orada illaki evrenseldir. Ama o kendi ayetin içerisindeki anlattığı şey 6. ve 7. ayeti değerlendirdiğinde onun verdiği mesaj üzerinden bütün ayetler evrenseldir. Ama onlar bu ayeti bağlamından kopartarak en son kısmını alıp bakın Allah Resulü'nden işte size tabii onlar ne rivayetlere gidiyor verdiyse hocam. Bizi rivayetlere götürüyorlar. Bizi rivayetlere götürüyorlar. Hadise sünnete götürüyorlar. aynen öyle. Ama orada hocam orada kastedilen şudur. Ve me etekumur rasul. Hocam ve me etekum demek Resul size neyi verdiyse demektir hocam. Size Evet. neyi verdiyse. Neyi verdiyse alın. Hocam Resul bize neyi veriyor? Hocam Kur'an Resul bize kısmını size verelim. Hocam vahiyden başka hiçbir şey vermez. Orada evet ganimette anlamında bağlamında şu söyleniyor. Yani Kur'an'da ganimetlerin taksimi anlatıldığından dolayı Resul Kur'an'da vahiy ile anlatılan ganimetlere vahiye göre orada hareket ediyor. Yani orada gene Resul vahye bağlantılı, vahye bağlı olduğundan dolayı orada ve me etekumur Resul. Resul size neyi verdiyse onu alın. Sizi neyden yasakladıysa ondan uzaklaşın. Bu tamamen vahiy ile bağlantılı bir şeydir hocam. Tabii çünkü onun taksimatı Allah'ın belirlediği kurallara göre olacaktır. Budur. Ondan Bravo. dolayı Allah razı yok benim olsun. dediğim zaten yani Kur'an'la irtibatlı olan herkes bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Dinleyen kardeşlerimiz de öyle. Ama bu ayet en çok kullanılan yani rivayetçilerin en çok dile getirdiği bir ayet olduğu için hani en azından bunu duyduklarında Haşr suresinin bir zahmet hani karşı tarafa 6. ve 7. ayet ve devamını okuduklarında gerçeğin ortaya çıkacağını bırakın yani ayetin evrenselliğini düşünmeden bile onu dile getirmeden bile ayetin bağlamından kopartılıp farklı bir yere götürüldüğünü ortaya koyan bir ayet. Hocam ayeti bağlamından da koparsalar orada Resul kavramı geçtiğinden dolayı orada tamamen vahyi temsil ediyor. Resul size neyi verdiyse alın. Resul vahiyden başka bir şey vermez. Hocam bunu en güzel gösteren Necm suresindeki ilk ayetlerdir. İn huve illa vahyun yuha allemehu şedidul kuva. Yani ey Mekke müşrikleri, Muhammed kendiliğinden bir şey ortaya koymuyor. Muhammed Allah'a iftira etmiyor. Muhammed Allah tarafından, bu Resul Allah tarafından kendisine indirilen vahyi ise tebliğ ediyor. O iftira etmeyin, böyle söylemeyin. Dolayısıyla ve me etekumur Resul demek in huve illa vahyu yuha allemehu şedidul kuvve demektir. Hocam helal ve haram kılma hocam. Gene ve me etekumur Resul bağlamında helal ve haram kılma. Hocam helal ve haram kılma çok ilginç. Kur'an'da sadece vahiy, Allah vahiy ve Resul bağlamında kullanılır. Esasında bak hocam mesela ayeti okuyorum. Ve la yuharrimuna ma harramallahu ve rasuluhu. Allah ve Resul'ün haram kıldığını haram saymayanlar. Mesela hocam ellezine yettebi'ûne Resûlen-Nebiyye. Bu ayete de yanlış bir mana veriliyor. Ellezine yettebi'ûne Resûlen-Nebiyye'l-Ummiyye'l-lezî. Ümmi Nebi Resul'e ittiba edenler. Yecidunehu mektuben indehum fit-Tevrati vel-İncil. Ya'muruhum bil ma'rufi. Onlara ma'rufu emreder. Ve yenhevum anil munkeri. Munkerlerden onları yasaklar. Ve yuhillu lehumut tayyibat. Onlara temiz şeyleri helal kılar. Ve yuharrimu aleyhimul habayith. Onlara habis olan şeyleri haram kılar. Helal ve haram kılma da Resul bağlamında kullanılmıştır. Asla Muhammed haram kılamaz. Neden haram kılamaz? Hocam hemen ayeti okuyorum. Kul men harrama zinetallahi lleti ahrece li ibadihi. Hocam Araf suresi 32. ayet. Kul Meydan men okuyor harrama zinet. Rabbimiz. Evet. Kul men harrama zinetallahi lleti ahrece li ibadihi ve tayyibati minel rizk. Kulları için Allah'ın yarattığı yerden çıkarmış olduğu ziyneti helal olan şeyleri kim haram kılabilir? Başka bir ayet. Ve la tekulu lima tasifu elsinetukumul kedibe ağız alışkanlığı haline getirerek şu helaldir, şu da haramdır demeyin.
فلا تقول هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. Allah'a iftira etmiş olursunuz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ Allah'a iftira edenler asla iflah olmazlar. Bak hocam bak, bağlam ve bütünlük. Nebi ve Resul arasındaki farkları anladığımızda hocam ne kadar büyük cinayetlerin, kargaşanın, fitnenin ortadan kalktığını ne kadar güzel görüyoruz. Eğer Nebi ve Resul arasındaki farkları anlamadığımızda hocam bu yani Şia ve Sünnet'in alimleri bu ayetleri ilhad, bu ayetlerde ilhada saparak Allah'ın yolundan insanları çevirerek rivayetlere, uydurmalara, sünnete, hurafelere insanları yönlendirirler. Ama Nebi ve Resul'ün arasındaki farklar bilindiği zaman bunu yapmayacaklar. Hocam bunlardan en önemlisi tebyin hocam. Tebyin kavramı. Bak hocam. Beyan. Şimdi bu tebyin kavramında hocam Nahl suresi 44. ayeti açabilir misiniz? Size zahmet. Hemen. Nahl 44. ayet hocam. Bu şey haram ve helal konusunda da şöyle bir şey evet hocam. Demek isterim. Şimdi Rabbimiz bize İslam'ı kolaylaştırıp aslında bazı şeyleri ortaya koymaması, saymaması insanlık için çok büyük bir nimetken, yani din bir kapıyken maalesef insanoğlu kendi ayağına sıkarak bu onca genişliğine rağmen olan helalleri kendisine kısıtlıyor. Yani hocam Allah aslında evet. Allah kendine razı olsun. Zarar veriyor. Şimdi Hocam. Hani hatırlarsanız Suriye Savaşı'nın ilk dönemlerinde açlık çekildiğinde kedileri, köpekleri ve diğer hayvanları kesip yemek zorunda kaldılar. Ama bir bakıyorsunuz işte köpek eti haram, eşek eti haram, şu haram, bu haram. Yani zaten Rabbimiz temiz ve helal olanlarından yiyin diyor. Ama zorda kaldığınızda yani ayakta kalabilecek kadar domuz etini bile bize yemeğe dair açık kapı bırakmışken Rabbimiz insanlar bu şekilde o Nahl suresinde sanırım yani yüzü o ellerinizi dillerinizi eğip bükerek bu halaldir bu haramdır demeyin. Kendi kendine yapıyor bunu insanoğlu. Ama Evet, bu aynen. dilden dile geldiği için ve maalesef kaynaklarda ve kitaba da geçtiği için sanki kaynaklarda ve kitapta yazı olan her şey Allah'ın emriymiş gibi, İslam'ın ve dinin hükümleriymiş gibi değerlendirilip dokunulmaz hale geldi. İşte sizin gibi hocalarımız veya bizler işte derslerimizde bunları anlattıklarımızda bizden yetkinlik belgesi istiyorlar. Bakın bu kaynakta var deniyor. Ama kendi hocalarına baktığınızda cahilliğiyle övünen ve okumamışlığıyla övünen hocalarına dair hiçbir şey söylemiyorlar. Bu da çok ilginç bir durum. Evet, Nahl Hocam, suresi 44. ayeti açtım. Kusura bunu hatırlattığınızdan dolayı Allah sizden razı olsun. Bununla Aynen. alakalı bir iki cümle söylemek isterim hocam. Şimdi Evet, demin okudum Araf 157. ayeti, o zaman çabuk geçmememiz lazım. Orada diyor ki hocam اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْجِيلِ Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o ümmi Nebi Resul var ya, ne yapıyormuş hocam bak. Hocam çok dikkat. Yecidûne mektûben indem fi't tevrat ve ye'muruhum bil ma'ruf. Onlara marufu emreder, güzellikleri emreder. Ve yenhehum anil münker, çirkinlikleri, kötülükleri, ahlaksızlıkları onlardan yasaklar. Ve yuharrimu ve yuhillu lehumut tayyibat. Tayyibat olanları onlara helal kılar. Ve yuharrimu aleyhimul habais, habis olan şeyleri haram kılar. Hocam dikkat. Ve yad'u anhum israhum vel aghlal allati kanet aleyhim. Üzerlerindeki yükleri, esaret zincirlerini alır, onları özgürleştirir. Hocam din budur. Din nedir? Ma enzelna aleykel Kur'an li teşka ey nebi, ey resul. Bu Kur'an'ı şakî olasın, mutsuz olasın, bahtsız olasın indirmedik. Hocam başka bir ayet o zaman, bu da çok çok mükemmel. La ikraha fi'd-din. Dinde zorlaştırma yoktur. La ikrahe fi'd-din. Neden? Kad tebeyyene rüşdü minel gay. Allah tarafından indirilen vahiy ile kötülüklerle iyilikler birbirlerinden ayrılmış. Dinde zorlamaya gitmedin. Dinde zora koşmayın. İnsanların üzerlerine yük bindirmeyin. Hocam tarikattaki din yaşanabilir mi? Nurcular'daki hocam din yaşanabilir mi? Hocam 2 saat tesbihat sürüyor. O kadar zikir var hocam. Böyle bir din yaşanabilir mi? Böyle bir din insanlık için bir işkencedir hocam. Bir yüktür. Bir beladır hocam. Bunların dile getirilmesi mesela ben ticaretle uğraşıyorum. Şimdi gelmiyor o kardeşlerimiz de
İşte biz zikir dağıtıyoruz. Sen kaç tane alabilirsin? 5.000, 3.000 falan. Bunların tamamen bilinçli, insanların akletmesine, önlemeye yönelik olduğunu düşünüyorum. Kendilerinin dahi buna bir faydası olmadığını biliyorlar. Ama insanları nasıl meşgul edecekler? Akletmelerin önüne nasıl geçecekler? Düşünmelerin önüne nasıl geçecekler? İşte o İsrail oğullarının yaptığı hakka batıl kılıfı giydirerek, yani bir elbise giydirerek ancak bunu yapabiliyorlar. Evet. İşte hocam Maalesef. onlardan bir tanesi de Evet. Nahl 44. ayet hocam. Yüce Allah Başlıyor. buyurur ki hocam. Hocam en çok istismar ettikleri ayetlerden bir tanesi budur. Maalesef bu ayeti çok istismar ettiklerinden dolayı üzerinde durmak istiyorum. Hadi ayet Tabii. hocam şöyle bir ayet. Bil beyinati ve zubur ve enzelne ileyke zikra. Nahl 44. ayeti okuyorum. Ve Evet. enzelne ileyke zikra. Sana zikri indirdik. Ey Nebi, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ insanlara açıklayasın. مَا Evet. نُزِّلَ اِلَيْهِمْ kendilerine ne indirildiği bilsinler. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ tefekkür etsinler. Bak hocam, buradaki tebyin kavramının hocam o kadar Estağfurullah. mükemmel bir sistem kurulmuş ki hocam. Kur'an'da hocam, Kur'an'da tefsir var. Tefsir kavramı var. Tafsil var. Tasrif var. Tebyin var. Hocam çok ilginç. Kur'an'da tefsir. Tefsir. Ve la ye'tuneke bi meselin illa ci'nake bil hakki ve ahsene tefsira. Furkan 44. Tefsir. Vaktiyle Tafsil ve Kur'an'a tertila. hocam tertil ayrı hocam. Burada detaylandırma anlamında, açıklama anlamında dört tane şey geçiyor hocam. Bir tanesi tasrif, tafsil, tefsir. Bu üç kavram Allah bağlamında kullanılır. Asla nebi bağlamında kullanılmaz hocam. Sadece nebi bağlamında kullanılan tebyindir. Peki tebyin anlamı nedir hocam? Onlar diyorlar ki hocam, tebyin demek Allah Nebi Aleyhisselam'a Kur'an'ı detaylandırma, açıklama, tefsir yetkisi hükmü vermiştir. Asasında Kur'an'ı açıklayan Allah'tır. Kur'an'da onlarca ayette yübeyyinullahu kezalike yübeyyinullahu Allah açıklıyor. Enzelne ayetin beyinat apaçık ayetten dedik ki vel kitabil mubin apaçık kitabı andolsun ki hocam tebyin kavramının tefsir olmadığı, detaylandırma olmadığı, tebliğ etme, okuma, açıklama, insanlara duyurma anlamında en güzel anlatan ayet Ali İmran 187. ayeti hocam açar mısınız? Ali Tabii İmran tabii. 187. ayet. Hemen, hemen. Evet. Hocam Ve şimdi ayeti okuyorum. misafellezine. Evet. Hocam o kadar mükemmel hocam ki ve iz ahadallahu mithaqallezine utul kitabe Allah kitap elinden kendilerine kitap verilenlerden şöyle bir söz almıştı, bir ahit almıştı. Letubeyyinunnehu linnasi. Hocam çok ilginç. İnsanlara açıklayacaksınız. Ha, peki burada bu ayetin ön planı. Peki açıklamak hangi anlama geliyor ey Rabbimiz? Açıklamak ve la tektumunehu. Sakın gizlemeyesiniz. Hocam açıklamanın zıttı neymiş hocam? Gizlememek. Gizlemek Yani biraz. Allah tarafından indirilen vahiy insanlara açıklamak, beyan etmek, duyurmak, tebliğ etmektir. Tefsir etmek anlamında değil ki. Fenebezuhu vera zuhurim ve bihi semenen kayl. Hocam görüyorsunuz Nebi ve Resul bağlamını, Nebi ve Resul arasındaki farkları bilmediklerinden dolayı Kur'an'daki hocam şunu da ben söylemek istiyorum. Kur'an'da yemin edebilirim yani mübalağa olarak sakın karşılamayın. Kur'an'dan uzak olduklarından dolayı, Kur'an'ı terk ettiklerinden dolayı, uzak düştüklerinden dolayı, Kur'an'a iman etmediklerinden dolayı, Şia ve Sünnetin alimleri, Kur'an'da manasını tahrif etmedikleri, anlamını buharlaştırmadıkları kavram kalmamıştır. Mesela hocam bir örnek vereceğim. Kur'an'da, tabii daha tebyin kavramına geçeceğiz hocam, kavramlara geçeceğiz. Kur'an'ın en önemli kavramlarından bir tanesi hangisidir hocam? İhlas kavramı değil mi hocam? Evet. Hocam ihlas kavramına gidip kitaplarına bakın nasıl bir mana verilebiliyor musunuz? İhlas, ibadetleri Allah rızası için yapmak, Allah için yapmak, samimi olmak. Halbuki ihlas itikadi bir Bu kavramdır. çok İtikadi bir kavramdır, ameli bir kavram değildir. İhlas dini Allah'a özel kılmaktır. Kur'an'ın yanında başka kaynak olmayacak. Kur'an'ın yanında hüküm olmayacak. Kur'an'ın yanında din olmayacak demek kardeşim. Beyyine suresinde muhlisin lehu dine hunefe ve yuqimu salat ve yu'tu zekate diye devam eder.
Allah razı olsun hocam. Kul inni Hı-hı. umirtu en a'budallaha muhlisen lehud din. De ki ben dini Allah'a özel kılarak ona kulluk etmekle emrolundum. Hocam peki bu halis kelimesinin hangi anlama geldiğini en güzel ortaya koyan Nahl suresi 66. ayet. Ve inne lekum fil en'ami ibra. Sizin için hayvanlarda güzel bir ibret vardır. Nasıl bir ibret? Nuskikum mimma fi butunihi. Onların karınlarından size içiriyoruz. Min beyni ferthin ve demin. Dışkı ile fışkı arasından gelen lebenen halisen halis süt. Arındırılmış. Size içiriyoruz. Bak ananın göğsünden çocuğun ağzına gidiyor. Hariçten bir şey hocam onun içine karışmıyor. Katışıksız saf. Allah tarafından indirildiği gibi yaşamak. Orijinal, organik. Hocam o yüzden Kur'an'da yüzlerce ayette der ki kul amennâ billahi, biz Allah'a iman ettik ve ma unzile ileyne ve ma unzile, hocam unzile olacak, Allah tarafından inecek ve ma unzile ile İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Asbat ve ma utiye Musa ve İsa ve nebiyyûne min Rabbihim, Rablarından indirilen, Allah'tan indirilen ve kul amentu bima enzelallahu min kitab, Allah'ın indirdiği kitaba iman ederim. El hakku min rabbike, hak Rabbinden gelendir. Ne demek hocam? Rab'tan gelmeyen hak olamaz. Hocam Allah Adem'le iblisi cennetten çıkardığı zaman, has bahçeden çıkardığı zaman ne dedi? Kul nehbita minha cemi'a ve yettekul nehbitu minha cemi'a fe imma ye'tiyennekum minni huden, ne zaman benden size bir hidayet ulaşırsa fe men ittebe'a hudaya, ve benden yine hudayete tabi olursa fe la yadillu ve la yeşka, asla sapıklığa uğramayacak, şahi olmayacak, bedbaht olmayacak, mutsuz olmayacak. Hocam demek ki Kur'an, yani din ve hüküm olarak Kur'an'dan başka kaynak yok. Hidayet, hocam hidayet Allah'tan gelendir. Bununla alakalı hocam Necm suresinde bir ayeti hocam okumak isterim. Tabii. Necm suresinde. Onu bulana kadar Ali Hocam, şimdi Kur'an kaynak olarak yalnız başına orijinaliyle tamamen yeter. Ama işte sıkıntı bizim karşı tarafta. Evet, İşte bu aynen, dile aynen. hakim olmayan, bu kavramlara hakim olmayanın tek müracaat edeceği yer ya artık kimse meal de almıyor. İnternet üzerindeki karşılaştırma şeyler, mealler. Bugün işte Resul kavramının ve Nebi kavramının geçtiği yere baktım. İki tanesi, en fazla üç tanesi hariç hepsi peygamber, Resul kavramı yerine peygamber kavramı kullanmış. İşte Hocam okuyucular peygamber da maalesef bunları fark edemeyecekler, anlayamayacaklar. Artık bu biraz aşk meselesi, sevgi meselesi, Kur'an'a dair iştikakı diyelim. Çünkü metin olarak evet muhakkak ki Kur'an, siz her şeyi açıkladınız, kendisine yetiyor. Ama işte karşı tarafa yeterliliği konusunda kişinin kesinlikle birazcık donanımlı olması gerekiyor. Evet Kendini hocam. yetiştirmesi gerekiyor. Bu Evet hocam. kavramları daha iyi anlama adına. Hocam, Buyurun. şimdi Kur'an'da şöyle cümleler var hocam. Şimdi peygamber kelimesi. Kur'an'da şöyle cümleler var. Der ki bu İsrailoğulları alimleri bağlamında kullanılan şeyler. Der ki yuharrifun el kelime an mevadi'ihi der. Onlar kelimeleri yerinden tahrif ederler. Kelimeleri yerlerinden tahrif ederler. Hocam Allah'a yemin olsun ki Kur'an'ın bağlam ve bütünlüğü, Nebi ile Resul arasındaki sistemi dağıtan peygamber kelimesi var ya, en tehlikeli kavramlardan bir tanesidir. Peygamber kelimesini kullanan yani Nebi ve Resul arasındaki farkları bilmeyenler kesinlikle Kur'an'dan konuştukları zaman hocam hata yapacaklardır. Rivayetlerden kopamayacaklardır ve yani hiçbir zaman zihinleri, akılları netleşmeyecek. Kur'an hakkında, kavramlar hakkında, bağlam ve bütünlük hakkında zihinleri net bir şekilde ortaya çıkmayacak. Yani yere oturmayacak. Dolayısıyla peygamber kelimesini, yani Kur'an'a saygılı olan, Kur'an'ın tahrif edilmesini kabul etmeyen, yani Kur'an'a iman eden, Kur'an'ı önemseyen, Nebi ve Resul'ün ne kadar önemli kavramlar olduğunu, bir de hocam bu Nebi ve Resul kavramlarının bağlantılı olan kavramlar da var. İhlas var, hakem var, ittiba var, küfür var, iman var, şikak var, yüzlerce kavram var. Hocam, Nebi ve Resul kavramları anlaşılmadığı zaman bu kavramlar da diskalifiye oluyor. Bunlar da es geçilmiş oluyor. Dolayısıyla Kur'an'ın bağlam ve bütünlüğü darmadağın oluyor.
Kesinlikle, kesinlikle Ali hocam. Şimdi Şimdi hocam, bir saatimizi doldurduk. Dilerseniz eğer anlatacağınız konular şeyse biraz daha, çünkü bunu bir derse bitirmemiz bilmiyorum sanki biraz zor olacak gibime hocam geliyor. tabii mümkün değil hocam, mümkün değil. Dilerseniz sözü toparlama babında son şeyleri alalım, değerlendirmeleri alalım. Bundan sonrakileri inşallah haftaya Salı gününe bırakalım. İnşallah hocam. Evet, Hocam ben buyurun. o Necm suresinde 23. ayet hocam. Der ki hocam, yani hocam şuna kesinlikle iman edeceğiz ki Kur'an her şeyi apaçık olarak ortaya koymuştur. Ama Allah Resulü'nden sonra, Allah Resulü vefatından sonra yani karışıklar, savaşlar, kargaşalar, fitne, uydurulan rivayetlerle insanlar Allah'ın kitabından uzaklaştırıldı. 1400 seneden beri bir kavram kargaşası, bir fitne var. İnsanlar Kur'an'dan uzaklaştıklarından dolayı Kur'an'a yani bunu anlayamıyorlar. Yani algılamıyorlar. Halen de bu sürüyor. Yani şimdi bizim gibi kaç kişi var? 5-10 tane bu Kur'an bağlama bütününü anlatıyor. Ama yine de uydurma dinin öncüleri, evliya ve ilahları çok olduğundan dolayı onların sesleri fazla çıkıyor ama bizim görevimiz de tebliğdir. Hocam Aynı ayet diyor alimin ki hocam. derbeder der ya Kur'an. Buyur hocam. Rabbimiz diyor ya, inna aleyna illel bara. Bize sadece tebliğ etmek Aynen. düşer. Ondan Aynen hocam. sonra Allah'a başka bir ayeti kerimede siz haddi aşan bir topluluk oldunuz diye sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim der Rabbimiz. Bu da yine bu yük işte üzerimize. Yani dengeyi koruyarak sürekli biz anlatacağız, söyleyeceğiz. Dileyen öğüt alır, dileyen de Mülk suresindeki inne hadeynehu sebile imme şakiran imme kafura. Dileyen şükreder, Kur'an'a tabi olur. Dileyen de inkar eder. Yapacak bir şey yok. Bu hocam, Mülk evet. Kesinlikle hocam yapılacak bir şey yok. suresinde Evet. diyor ya Rabbimiz, sen onları zorla mı iman ettireceksin? Allah'ın böyle bir dileği yok. Böyle bir muradı yok. Allah bütün doğru yolu bize gösterdi ve bizim özgür irademize bıraktı. Zorla yapılan şey zaten münafıklık doğurur. Onların seslerinin çok olması onların Allah tarafından desteklendiğinin veya daha iyi olduklarının anlamına gelmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de en çok yarılan şey çokluktur. Kalite azdır. Onu biliriz, onu söyleriz. Buyurun Ali Hocam. Hocam o zaman söylediğiniz şeyle bağlamda hocam ayette Yüce Allah der ki kesinlikle bizim tek bir görevimiz vardır hocam. Söylediğiniz gibi Allah razı olsun. Tebliğden başka bir şey değil. Yani bunların dini inançları, bunların dinleri, hurafeleri, yalanları kıyamet gününe kadar sürecektir. Esasında bizim onları dinlerinden döndürme gibi bir amacımız da olmaması gerekir hocam. Kesinlikle. Bizim Öyle bir görevimiz yok. tek bir amacımız hocam Allah'ın huzuruna gittikleri zaman ey Allah'ım bunları bize kimse anlatmadı, bunları duymadık demesinler. Hocam Araf suresinde çok güzel bir ayet var. Hatırlattığınızdan dolayı okumak isterim. Der ki ve iz kâlet ümmetun minhum lime ta'izuna kavmen illahu muhlikuhum ev muazzibuhum azaben şedide. Allah'ın azap edeceği, mahvedeceği mahvolmuş bir toplumu neden uyarıyorsunuz? Ne gerek var dediklerinde قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ Rabbinize mazeretimiz olsun. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Belki de yola gelirler. Bir de hocam bu yani emri bil maruf nehyan münker yapmanın ne kadar şerefli, ne kadar değerli bir görev olduğunu en güzel koyan Hud suresi 116. ayeti de okumak isterim. Der ki hocam فَلَوْلَاكَ Hocam yalnız kaç dakika bana bir dakika verseniz ki sizi fazla ben şey yapmayayım. Şu anda yok, yani bir saati doldurduk. Şöyle bir 5-10 dakikada toparlayalım, Tamam. bitirelim inşallah. Hocam der ki hocam felaula kana min al-kuruni min qablikum ulu baqiyatin yenhauna anil fesadi fil ardi illa qalilan mimmen enceyne minhum. Sizden önceki toplumlarda ümmetlerde insanları kötülüklerden alıkoyması gereken bir grubun bulunması gerekmez miydi? Hocam ne kadar illa qalilan mimmen enceyne onlardan kurtardığımız azı müstesna kimse bu görevi yapmadı. Yani hocam kıyamet gününe kadar emri bil maruf nehyan münkeri maalesef çok az bir grup yapıyor. Çok değerli, şerefli bir meslektir. Allah yardımcımız olsun. Evet hocam, buyurun. Allah razı olsun. Son sözüm olarak emri bil marufun da yanlış anlaşılan bir tarafı olduğunu muhakkak siz de bilirsiniz. İyiliği emredip kötülükten men etmek. Aslında kelimenin kökenine baktığınızda maruf, bilinen, Evet. insanlığın ortak Aynen. değerlerini, doğru Aynen değerlerini hocam. her şeyden. Bunlar hocam. Çünkü
Kur'an'ın her söylediği şey bazen inanmayanlar için güzel olmayabiliyor. İyilik ol kendilerince iyilik olmayabiliyor. Ama insanlığın ortak değeridir. Ailenin bozulmaması, tarif olmaması, adaletin bozulmaması. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelen emri bil maruf insanlığın ortak değeridir. İslam'ın ta kendisidir. Evet hocam, aynen. Bu şekilde inşallah dinleyen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Hocam Yaklaşık biraz bir bu saat. Necim suresindeki ilgili ayeti okumam lazım. Kusura bakmayın, onu Buyurun okumadım daha. onunla bitirmiş olalım. Evet, tamam hocam. Hatmetmiş O zaman onu olalım. bitirelim. Teşekkür. Hocam der ki: İn hiye illa esmaun semmeytumuha. Ey müşrikler, sizin bu evliya, ilahlar, müçtehitler, müfessirler, mezhep imamları, ulema dediğiniz kimler? Siz ve atalarınızın takmış olduğu boş, batıl isimlerden başka bir şey değildir. Me enzelallahu bihem min sultan. Bunların sırat-ı müstakimde hakta olduklarına dair Allah hiçbir delil indirmemiştir. İyyettebi'ûne illa zann. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Ve me tehvel enfus, ve nefislerinin hevalarına tabi oluyorlar. Ama hocam dikkat, ve lekad ca'ahum min rabbihimul huda, fakat kendilerine Allah'tan, Rablarından hidayet gelmişti. Demek ki hocam hidayet Allah'tandır. Hidayet vahidedir. Allah tarafından gelen vahidir. Hidayet vahidir hocam. Allah razı Evet. olsun. Sadakaladım Allah diye. razı olsun Ali hocam. Ben çok istifade ettim. Allah razı olsun. Emeğine, yüreğine sağlık inşallah. İzleyen kardeşlerimize inşallah bu sohbetin devamını haftaya Salı günü yine saat 9'da devam ettireceğiz. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Herkese Allah razı olsun. hayırlı akşamlar Hayırlı diliyoruz. akşamlar, hayırlı gece hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.